bakıyorsunuz olaya. Harbiden diyorum, ayıkmayalım birbirimizi. Çatır çutur sesler gelmesin, konuşmayalım. Kes. Tamam. Tamam. Evet. O zaman başlayalım. Tabii de aldık. Tamam. Şimdi evet arkadaşlar, öncelikle kendimize iki tane vampir seçelim, tamam mı? Vampirlerden bir tanesi kim olsun? Kim olsun? Kim olsun? Kim olsun? Vampirlerden bir tanesi... Alo. Beni duyuyorsan elinle şöyle şey yapsana, görmüyorsun da. Ha, duyuyorsun değil mi? Bir hayırdır falan yap elinle böyle. Tamam. Kardeşim sen vampirsin, tamam mı? Bekle burada, bekle burada. Şimdi senin vampir kardeşini de çekeceğim buraya, bekle. Ferit, beni duyuyor musun? Tamam. Eray'la sen vampir kardeşsiniz, tamam mı? Birbirinizi üzmüyorsunuz. Ortak killer bekliyorum. Haydi bakalım. Şimdi bu arkadaşları yukarıya yolladık. Tamam. Şimdi kendimize bir tane doktor seçiyoruz abi. Doktoru da belirlemiştim kafamda. Gelsin. Alo. Alo. Duyuyor musun beni? Duyuyorum. Yok, duymuyorum desene. Kanka sen mı? Domuz muyum? Doktorsun, doktor. Ha, tamam. Doktor, her gece korutacağım sana birini, tamam mı? Tamam. Tamam, eyvallah. Tamam, Panki'yi de yolladık. Bir tane de ne seçiyorduk kendimizde? Avcı seçiyorduk, cadı seçiyorduk ya. Doktorla mı gidiyorduk? Tamam o zaman. Herkes birbirini biliyor. O zaman yukarıya çıkalım. Haydi. Evet arkadaşlar. Önümüze dönebiliriz. Evet. Hepimiz Tabii dönüyor muyuz? tabii 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 dönelim. Döndük. Ben her şeyi hallettim, merak etmeyin. Hoş geldiniz. Hoş Buyurun bulduk. hocam, gündüz bir tartışması ister misiniz? İlk gündüz tartışması. Genelde hiçbir şeye yaramayan bir tartışma olur. Ama hani böyle kendi Kendisi. birbirine blind shot falan atmak isteyen varsa buyursun, onu dinliyoruz. Çağrı, Şöyle bir sen bir şey yüzlere bakmak söyleyecek istiyorum gibi. ya. Arada bir pis bir sırıtma var Yok, ya. ben yüzlere bakıyorum şu anda. Face'lerden anlamaya çalışıyorum. Aslında şu Benden anladın anda. mı? Ferit'te böyle bir gülümseme gördüm. Sabırsızlıkla geceye bekliyor gibi bir duruşu. Ama bakalım. O Eray, zaman... sen bir yüzünü döner misin ya Eray? Eray bir tribe girdi kanka, fark ettin mi Eray be, bunu? ayrı bir tribe girdi böyle, Vallahi bir tribe normal girdi durup normal dururken ya. duruşu, aynen öyle normal duruşu bu değil yani Eray. Eray'ın. Eray gözüm üstünde, onu söyleyeyim yani Oğlum ben her kardeşim. zaman böyle cool ve yakışıklı duran bir eleman değil miyim zaten? Helal olsun lan sana Eray. Eyvallah abi. Hani aldın yani o şeyi, anladın mı? Ben ciddiyeti Peki. bozmuyorum yani. Ya O burada zaman hocam çok da aynen ya, yapacak bir hiç şey yok vakit gibi. kaybetmenin anlamı yok. Hep beraber uykuya doğru dalalım bir. Ama ben bir Uykuya doğru dalalım. Şükrünün enerjisini merak etmedim değil. Ya şu Yine adamın lisanına Şükrü abiye siyah beyaz ekran iniyormuş Şükrü, yanlışlıkla. sesin gelmiyor kanka. Sesin gelmiyor kanks. Sesin gelmiyor Kankült, kanka. sesin gelmiyor. Harbiden gelmiyor, Ağzın şaka yaptım daha, düşün. Şükrü, zombi odasında geliyor. unutmuşsun. Zombi ne lan? Vampir odasında Bir dakika, yayın gidip geldiği sırada mikrofonu kapalı unutmuşum. İyi ki de Ay kapalı ben. unutmuşum. Dikkat Bunu çekip doğru söylemiyorum. ilk gece ölmem belki böyle bir şekilde. Lafa da girmedim. Ama bana yani ilk gece beni öldürürseniz artık gerçekten ben bu oyunu bir daha oynamayacağım. Bak Belki Oo, bunu böyle bir şey ilk yok ya geceden ama. böyle bir şey yapıyorsun. Ne yapıyorum? Yani köylü RP'si. Ya RP falan yapmıyorum oğlum. Bu oyunda her gün ben ölüyorum. Arkamızı döndük. Oo. Bir şey Öldüm diyeceğim bu sandım. arada. Bir şey diyeceğim. Kaan da çok sert girmiyor mu yalnız? Daha ilk vampir köylüsü falan ama hiç yani. Ya adam Ama kendi kanka oyuncular öyle. yok sandı. O off Ha. stream oynamış daha önce. Sen Kemal, sen Vampir artık köylü köylü mü mü? e-sporcusu Kaan? Kemal, birilerine sallama kanka artık. Bir sakin ol. Sakin O ol bu zaman köyde. buradaki kaosu hemen geceye taşıyalım. Herkes bir Sakin. arkasına doğru Sakin dönsün. Ya bu gece ölecek mi biri? Tamam. Tabi. Ya abi neden dönüyorsun hemen o kadar hızlı? Abi geceye geçelim ki oyun Tamam. Dönüyoruz mu? Abi ölürsem Şükrü, çok güzel uzun. rap ha. Ya bu sıkılıyorum Güzel lütfen. güzel. Şükrü. Alo, Eray, Ferit, duyuyor musunuz beni?
Tamam. Şimdi hiç dönmenize bile gerek yok. Dönmeyin. Ben zaten sizin seslerinizi şey yaptım. Merak etme. İstiyorsanız dönün hatta. Hiç problem bile değil. Hatta konuşabilirsiniz çünkü Ha diğerleri iyi. da değiliz. Tamam. Eray dön dön. Abi. Eray Ne diyorum ki yapalım bak. Bak ya biliyor Çağrı'yı ya Elvin'de öldürmeniz musun? lazım şu an. Çağrı. Neden biliyor Abi musun? Çağrı. Çağrı bana şimdi şey yaptı ya. Fokus aldı ya. Çağrı'yı Ha. öldürdükten sonra şu RP'yi uygulayacağız. Ferit'e söyledi. Ve Ferit de onu öldürdü Göya. Bunu RP'sinde Sen bunu tamam ne ara mı? kurdun abi, ben anlamadım ki. Bak bunun RP'sinde direkt sen yapıyorsun. Direkt sen Bir daha başlatma. söyle Biri abi. başlatacak. Bir Bak daha söyle. şu. Heh. Hani Son Çağrı bana dönem şey 10 yaptı ya. saniye. Bana yaptı ya hani Evet güldü evet. falan Tamam etti. tamam O yüzden tamam. bana target'ı yönlendirdi. O yüzden Tamam sen tamam. başlatmıyorsun, bekliyorsun. Bana suç Tamam. atacaklar, sen de kabul et. Sen de beni Tamam. suçla. Ben piç Tamam rolü tamam. olurum. Okey mi? Tamam tamam Çağrı'yı tamam. öldürelim o Karar yüzden. karar Çağrı karar çağrı karar. çağrı Dönün çağrı. abi, dönün 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 dönün. Götten. Babacığım. Efendim babacığım. Dönüyor mu? Dönsene bir bana. Dön dön. Gel, baş başayız şu anda, gel. Tamam babacığım. Babacığım, kimi korumak istiyorsun bu gece? Eğer senin koruduğun kişiyle vampirlerin vurduğu kişi aynı kişiyse ölmüyor o kişi. Sen kimi korumak istersin bu gece? Babacığım ben Şükrü'yü korudum. Tamam babacığım. Doktorun sözü var mı peki bugüne dair? Kanka doktor sözü yok ama sana şunu söyleyebilirim. Söyle Beni ben yapan siz miydiniz Efecim? Hayır. abi. Eyvallah, Karanlık eyvallah. dünyamda birer kirli izdiniz. Diyerekten dönüyorum. Çok teşekkür ederim babacığım. Arkanı dönebilirsin. Eyvallah. Görüşürüz. Alo. Selamlar, selamlar. Dönebiliriz hep beraber. Günaydın herkese. Ah, günaydın arkadaşlar. Evet, Daha siyah beyaz olmadım. Bugün biraz Daha hayır acıyla ya. uyandım. Hayır ya. Bu Sevgili arada dostlarım. burada Hayır şimdi ya. dönünce fark ettim. Dönünce fark ettim. Ben de chat'e çıkmış. Şu an kapatıyorum. Bir şey görmedim söyleyeyim. Ne o? Sizde de açıksa kapatın abi. Geçmeden önce açık. Yalnız Şu an çünkü öyle kapatabiliriz deyince direkt abi. itiraz eden Şu iki an isim Ferit'le Eray oldu. Onu da oyunu kardeşim ya Uğur'cum oyunun kurallarına göre oynamayı seven bir insanım, biliyorsun, Ya tanıyorsun beni. tabii, ben tanıyorum Şimdi bu seni. kuralı Değil mi? Bence uygulamayan varsayım, biri. varsayım kanka. Bir şey diyeyim Tamam, mi? okey o zaman. Varsayım, sakın yanlış Hatta anlama beni. bu oyunda asla Evet. hile Siz merak yapmayın. etmiyorsunuz Bakmayın galiba. ya. Ne oldu? Neyi kanka? Afiyet olsun kankicim. Ay ne yapıyorsun Ne oldu? Sanki bir keyif cipsi gibi bir şeydi. Keyif Doritosuydu sanki ölümden sonra. Arkadaşlar, 7 kişi nüfusumuz var biliyorsunuz. Çok kalabalık bir nüfus da yoktu. Ama buradan bir kişi okumuş gelmiş, doktor olmuş kendisi. Şöyle bir şey oldu tabii. Doktorun da tüm çabalarına rağmen aramızdan birini kurtaramadık. Ben olmayayım ya. Aramızdan kurtaramadığımız isim... Kim? Hayır. Oylama yapmıyor muyduk önce sanki? Yok, biri ölüyor ya vampirler tarafından direkt. Bu Ölsün tamam sefer hadi gönder. bu sefer ben değilim. Bu Öyle o sefer ben zaman. değilim. Nasıl? Öl. Yok yok. Şükrü'yü Yo yo öldün de o yüzden diyorum. Şükrü. Buraya keselim. Şükrü'yü söylesem. Öyle almış. Bana öl diyor bu. Vallahi ben Çağrı de öldü öleceğim. mü? Çağrı öldü abi. Öldü Çağrı öldü. Ne güzel. Çağrı Kına öldü ararsın Ferit, kına ararsın. Bu ya. adamı kim Ya öldürdü var ya oğlum? Bu bak. adamı kim Bunu öldürdü? biliyordum. Bunu biliyordum bana oynayacağınızı. Çünkü var ya bak, o vampir kimse gerçekten büyük bir oyunun peşinde. Bilerek Borucu abi Çağrı'yı zaten öldürdü. vampir. Çünkü Vampir Borucu zaten. ama bir dakika. Çünkü oyunun başında Çağrı ile aramızda ufak bir sürtüşme geçti. Bunu kullandı vampir. Ve Çağrı'yı öldürdü. O yüzden suçlar bana kaldı şu anda. Ve bunu ilk yapan Kemal. Kemal. Ya bir dakika. Kabul Ben bir şey etmiyorum. Kabul demiyorum. etmiyorum. Kabul Kemal etmiyorum. hemen Kabul şalvarı et. göster. Ben köylüyüm de Baba. kanka. Şalvarımı da giyerim bak. Eray, sana da yazıklar Şalvarım olsun lan. da O kadar bana sana da lan. yakışıklı Ne dedik. yapacağım? Eyvallah, Baba. eyvallah. Ben bunu kesinlikle ve kesinlikle kabul etmiyorum Ferit'i. Ben burada suçu da size yönlendirmedim. Oradaki sadece Panki bir şey yakaladı. Hemen Ne itiraz yakaladı edenler ya? belli oldu. İtiraz edenler belli oldu falan dedi böyle. Biraz oyunu Ha, şey yapıyordu ama. Aynen. Oradan bilince bir şey yakaladı. Ben ha, oradan şüphelendim. Ve şunu düşündüm yani. Çağrı kardeşimin burada kim öldürebilir diye düşünmek lazım. Yani buradaki
Çağrı. Babacığım gelmiyor. Çağrı öldün. Bir de onu soluklaştırabilirsek. Nasıl konuşuyor gibi bu arada ya. Öldüm oğlum. Ben öldüğüm için konuşmuyorum Kaan, beni öldürüyorlar. Asıyorlar beni. Buna inanmalı mıyız mesela? Bir şey söyleyeceğim. Sevgili reji, bu adam bir son sözünü de söyleseydi ve bu kadar da olmaz ya. Yo yo, olmaz olmaz olmaz. Kemal duydun mu? Çağrı Panki'yi öldü, duydun mu Panki? Ne dedi? Ne? Yok olmaz olmaz falan. Konuştuk mu ya adamı? Ben bilmiyorum abi. Ben oyunu kurallarına ben salaktayım abi. Ben salaktayım. Ben oyunu kurallarına göre oynuyorum. Ben şu an bir şey yakaladım Ferit. Ben şu an bir şey yakaladım. Sen hiçbir zaman... Çağrı'yı bir kurumuş boğazım edit gider. Sen hiçbir zaman... Böyle yok efendim şu şöyle izlendi, bu böyle şey oldu, şu böyle oldu falan deyip onu dert edecek adam değilsin. Ben burada iki farklı isim yakaladım. Doğru söylüyorum. İki farklı isim yakaladım. Burada Eray, Çağrı'yı son zamanlarda büyük dert etmiş insanlardan birisi. Bak, ya niye dert edeyim ben Çağrı'yı? Ben düşünüyorum. Ben düşünüyorum. Eray'ın ağzı yamuldu konuşurken. Ben burada herkesle arkadaşım. Ben burada herkesle arkadaşım düşünüyorum. İki de geçen gün telefonda konuştuk. Panki dedi ki beni içirip içirip yayında rezil etti dedi. Beni kontentine alet etti dedi Panki. Bak onu söyleyeyim. Panki de olabilir ya. Onu niye söyledin ama şimdi burada? Kendiliğiyle adam açılacak ya. Allah Allah. Ben kendimi savunabilir miyim sayın moderatör? Doğru tut. Eray doğru tut. Sen vapur oyna. Doğru tut. Sevgili Eray. Doğru tut. Sen vapur oyna. Sen de Eray. Eray konuşacak mı? Bir dakika. Şimdi... 2019'da dönüyorum burada sayın kendine müzisyen. Evet. Ben 2019'da yılın yükselen yayıncısı ödülünü almadığım zaman üzüldüm. Haklısın. Doğru. Tamam. Tamam. 2020'yi de Çağrı abim alınca amına koyayım ben alacaktım bu sene. Yani orada evet bir anlaşmamazlık olabilir ama yani gerçekten bu Çağrı'yı öldürdüm anlamına gelmiyor. Ben seninle aynı fikirdeyim bu arada. Ferit abi şu an çok basit bir vampir oyunu oynuyor. Belli yani Ferit abinin oynadığı oyun. Bana yok nasıl beni yakışık. Hayır. Aynen. Nasıl? Yok. Anlatıyorum. Ferit abi beni yanına çekmek için hani ben salam ya genel olarak hani malım ya böyle hayır hayır fena duygu sömürüsü yapıyor. Ben size söyleyeyim. Duygu sömürüsü değil Pankici. Kanka bir şey diyeyim. Bir yanınıza içecek mi içecek abi alsanıza ya. Bu adam hep hani bu şekilde hitap ettiği için o yüzden hani beni yanına çekmeye çalıştı. Kemal Ferit, bu gitti mi bana? Salladı. Bu gitti mi bana? Bu güzel olur mu? Bir de tavşan yapsana. Ben lollipop yiyeceğim lollipop. Ben en son olarak iki tane hiç konuşmayan isme de söz verip oylamaya geçmeyi planlıyorum. Evet. Şükrü ve Kaan. Kaan'dan başlayalım. En son Şükrü'ye dönelim. Kaan senin fikirlerin nedir şu anki durumla ilgili? Ben Şükrü çok az konuştuğu için Şükrü'den şüphelendim. Sonra dedi ki... beni öldürmesinler diye kendimi kamufle etmek için az konuşuyorum dedi. Ben de Şükrü taktiği yapıyorum şu an. Fazla konuşmadan izliyorum. Ben çok konuşmanın bir yararını göremedim. Bu oyunda çok konuştum. Hep öldürüldüm. O yüzden hiçbir fikrim yok arkadaşlar. Ben salak bir köylüyüm. Ben bir de şeye takıldım. Eray'a şey geldiğinde direkt okların hepsini Ferit'e yönelmesine takıldım. Nasıl böyle bir hemen iddiada bulunabiliyor? Ben hemen iddiada bulunabiliyorum. Ya valla bana da... Anında. Sanki o ikili arasında oynuyormuş gibi bir vibe almadığım da değil yani. Ben sadece Ferit abi beni yanına çekmeye çalışıyor dedim o kadar. Peki o zaman herkes yeteri miktarda konuştuğuna göre oylamaya geçelim. Kemal'den başlayalım. Kemal sence buradan bu gece asılması, bu gündüz pardon asılması gereken kişi kimdir? Ben burada asılması gereken kişiyi şimdi herhangi bir elimizde done olmadığı için tam olarak tahmin edemiyorum, kestiremiyorum ama yine Çağrı ve Eray ilişkisinden yola çıkacağım. Sonuçta ne kadar Big Boss Life grubumuz olup oradan belli şeyler tasarlasak da Eray'ın bana Erik Dalı'ndan yazdığını biliyorum. Tamam mı? Ondan dolayı bu Çağrı ile ilgili az çok kafasındaki oğlum, şeyleri de biliyorum. Oğlum söyle mi lan onları Kemal? Yani asıl burada derdi seninle değil onu söyleyeyim Efe'cim. Evet. Burada büyük derdi genelde ne yapıyor lan o? Genelde büyük derdi burada ne var baba lollipop yiyorum ya. Ben de çocuk olamam oğlum Allah Allah. Battal boy lollipop mu kanka? Battal boy kanka. Güzel mi ben, lan tadı? Ben oyumu inanılmaz iyiymiş gerçekten. Oyumu ben Eray'a kullanıyorum. Eraycığım elini bir yapabilir misin?
Çok teşekkür ederim. Ferit Bey. Evet. Buyurun. Şu anda oylama sırası sizde. Çok fazla hedef oldunuz. Çok fazla hedef evet. yönettiniz. Şimdi oylama zamanı efendim. Öncelikle bana direkt hedef gösterilen kişi Çağrı'ydı. Çağrı öldükten sonra direkt Kemal bana hedef gösterdi. Daha sonrasında Eray buna anlamsız bir şekilde bir anda katıldı. Entertainment düşmanlarını düşünün. Tam 12 şaka kaybedildi. Tamamdır abi. Teşekkürler. Yanlış mı yazmış bana böyle geldi? Büyük iyi falan yazmış işte İngilizce'de. Neyse. Punky bana... Ne diyorsun Çağrı? Sesin gelmiyor abi. Tamam abi konuşalım. Punky de bana gereksiz bir agresifliğin olduğunu düşünüyorum. Şükrü gene klasik sessiz modda. Genel olarak böyle. Ölü gibi genel... davranıyorum. Çünkü alıştım böyle oynamaya bu oyunu artık. Ne yapabilirim? Ama senin fikirlerin önemli abi. Abi ben fikir belirttiğimde öldürüyorlar. Şakasız. Bak espri olsun diye demiyorum ama birini suçlasam şimdi bir sonraki oyun şey diyeceksiniz. Bu abi, niye IQ'un? Vampir herhalde o yüzden ölmedi diyeceksiniz. Belki yani ben bilmiyorum. Ama sana bir şey diyeceğim. Gerçekten sen köylüysen abi. Sen bu oyunun böyle prolarından birisin ya. Değilim. Yol değilim işte. Göstermen lazım ya. Bak değilim. Ben sadece ciddi oynayanlarından biriydim. Herkes goy goyunu yapıyordu. Ben ölüyordum. İyi oynayan demek değil bu ciddi oynuyorum diye. Ama beni öldürmeyin. Ben köylüyüm. Ben sona kalıp o aptal hani hata yapan köylü var ya oyunu uzatıp böyle yanlışlıkla vampirlere güvenen o olmak istiyorum. Lütfen beni. İşte sürekli köylüyüm diyor. Konuşmuyor. Ne diyeceğim köylüden başka? Köylü ne diyebilir başka? Yine tartışmaya döndük. Ferit'in oyunu alamadık daha. İşte bu sebeplerden ötürü aslında ben de Şükrü'nün kafasındayım. Yani daha bu ilk gün ve şu an hiçbir şey tam net belli değil. Ama Punky'nin üzerime büyük oynadığını düşünüyorum. O yüzden ben hani boşa yapmak yerine Punky'ye bir oy atıyorum. Peki. Teşekkürler sevgili Ferit. Bir şey abi, söyleyebilir Punky miyim? Eray elini biri yap. Eray yapmadı bu arada. Oy almamış gibi davranmaya çalışıyor. Ben bir şey söyleyebilir miyim? Elini biri yap unutturma ben. Tabii ki Uğur'a. Hatta bir şey değiştirdikten sonra direkt oyunu da versen. Abi bak Ferit bu geçen vampir köyüde babacığım Efe sen yokken ben Ferit'le vampirken Ferit'le biz de aynı taktiğe gittik kanka şimdi doğruya doğru. Bak, hangi Ferit, taktik kanka o? Yani direkt birlikte iki vampir beraber olup birini hemen aradan alma taktiği deriz kanka biz peki ona. Peki benim vampir arkadaşım kim? Eray onunla paslaşıyorsun. Oğlum Eray'la ne paslaşacak? Eray beni suçladı. Ben de onu suçladım zaten. O Eray seni suçladıysa neden Eray'a oy vermedin o zaman? Ama bak kardeşlerim siz beni dinlemiyorsunuz. Eray bana agresiflik yaptı. Baksana. Daha sonrasında Kemal bana agresiflik yaptı. Ama en son Punky'nin agresifliği bomboştu. Anladın mı? Hani bak Eray'la Kemal'i burada... anlarım. Çağrı öldü. Seni bir dakika korudum, konuşabilir miyim korudum, ama ya? Seni korudum dakika... ama. Ama sonradan korudum. Bak bir anlatayım. Bak Çağrı öldükten sonra siz ikinizin agresifliğini anlarım. Ama Punky'nin agresifliği alakasız yani. Önceki oyunlara nazaranmış bilmem neymiş. Yok kurallarına göre oynayalım oyunu. Biz her yerde kurallarına göre oynarız Punky Bey. Vay. Vay. Ben daha bir şey de oyu verebilir miyim kanka Efe? Tabii ki. Ferit'e veriyorum. Ferit bir yapar mısın elde? ben de yapıyorum değil mi? Sen bir, de bir. İki, sen niye iki yapıyorsun Punky? Sevgili bir yapıyorum. Eray. Nerede iki? ha şu yok. Lan. Abi ne bu böyle ya? Lan tamam oğlum şaka yaptık. Bu 2020'nin son güzel... Elimle niye dalga tamam, geçiyorsunuz? Tamam pardon. Lan oğlum senin o parmaklarını yerim ya. Doğru da sen vampir köylü oynayın. Sevgili Eray. kitleleri peşinden sürükleyen adam. Oyunu kullanmak ister misin? Evet. Buyurun. Benle konuşmuyor musun? Trip mi atıyorsun bana şu an? Yo ben seninle küsüm. Bir üstteki o şu elemanla da küsüm. Yukarıdaki bana oy verin. Onunla da hiçbir şekilde daha konuşmayacağım. Ben şunu söylemek istiyorum. Ben hani direkt olarak Ferit abiye niye hani şey yaptığını söylediniz. Ben Ferit abi beni yanına çekmeye çalışıyor diye hani Ferit abi vampir olabilir dedim. Burada yanlış anlaşılan bir nokta var. Orada Kemal'le Punky de direkt olarak benim üzerime oynamaya başladı. Yani ben anlamadım şu an vampirin de herhangi bir şekilde kim olduğundan emin değilim. Yani şu an tamamen boş oy atmış olacağım. Efe Bey görüyorsunuz saygısızlığa bakın yani burada. Ben Kemal Bey veriyorum. ama Eray Bey müdahalede. Kemal'e veriyorum. Kemal kesin midir oyunuz? Vampir. Kesin mi evet, Eray kesin Bey? Oyun, kesin tamam. Oyun Kemal Bey parmağımızı bir yapabilir miyiz acaba? Yapma sevgili olsun. Kaan Elvind Atıcı. Oyunuzu kullanmak ister misiniz hocam? Evet istiyorum. Ama evet. Soru sorabilir miyim köylü? Yani
köy halkına sesleneceğim buradan. Buyurun sesleneceğim ama bunu toplu bir tartışma haline getirmeyelim lütfen. Buyurun. Tamam. Ben mesela Kemal'e sormak istiyorum. Neden Eray'a vermiştin Kemal? Ben Eray'a şundan dolayı verdim. Bak. Herhangi bir elimizde donu yok ya Sayın Kaan'cığım. Evet. Buradaki Çağrı'yı öldürebilecek vampir kimdir diye düşündüğümde bana Eray gibi geldi. Çünkü bu çocuğu kıskanıyor deli gibi. Content yapıyor, kıskanıyor. Onda ben de hemfikirim ama biliyor musun Kemal? Evet, sen de yakaladın. Ben de, evet onu ben sen orada yakalamıştım zaten. Sen orada enteresan bir Ferit şeyi yakaladın, orayı daha gelemedim oraya. Kanka ben onu sana ayıktıracağım. Şey. Yok, ben ayıktıracağım onu sana. Tamam. Sen o zaman anlayacaksın Kemal. Söz hakkı alabilir miyim Efe Bey? Buyurun Eray Bey, gerçekten yok, söz hakkı. Kemal Bey bitirdiyse ben konuşayım ama ya, şey olmasın. Kemal ben konuşmasını istemiyorum. Ben bitirdim ama konuşmasını. Sayın Efe Uygar, Sayın Efe Uygar. Size ne pardon ayıptır söylemesi Sayın yukarıdaki eleman? Sizle konuşmuyorum da isminizi de telaffuz etmeyeceğim. Eray Bey, parmak kaldırmışsınız güzelce, buyurun söyleyin. Şimdi arkadaşlar burada tamamen Çağrı abime, Çağrı kardeşime ya da Çağrıcığıma beni tamamen... Ya sıfatları bırakıp oyunu kullan ya. Abi ben oyun kullandım, ben şey yapıyorum şu an. Ne yapıyorum? Ne yapıyorum? Bu suçlu adam açıklama yapar, sen niye açıklama yapıyorsun? Oyumu Eray'a vermek istiyorum. Eray bir gözünü kaldır, bir kameraya bak be Eray. Eray'a veriyorum ben. Bir gözünü kaldır, bir kameraya bak be. Bir dakika, bir dakika. Ben kaçırdım, ne oldu? Ben de anlamadım. Ben söz hakkı aldım abi. Kemal bana laf atıyor diye onu açıklayacaktım. Oy aldım abi ben. Ben anlamadım. Burada dinlenmiyorsa tamam ben dinleyeyim yani o zaman. Ben oyu değiştirip... Oyu aldın anladın mı? Şükrü sana yolladı orada. Şey konuştukça batıyorsun oğlum. Şey konuş daha konuş. Abi. Bakın oyunu değiştirecek varsa herkese baştan soracağım. Söylesin bir daha değiştirmeyelim ama olur mu? Kemal Bey sizin oyunuz şu anda... yanlış yeri gösteriyor. Kemal Bey sizin oyunuz şu anda kime? Benim Eray'a. Eray Bey 1. Ferit Bey sizin oyunuz kime? Panki'ye. Panki'ye. Tamam. Panki Bey 1. Eray Bey sizin oyunuz kime? Kemal'e. Kemal 1. Kaan Bey sizin oyunuz kime? Eray'a. Eray 2. 2. Uğur Bey'in oyunu almıştık. Şükrü Bey. Son oy sizde efendim. Eray derse Eray ölüyor mu kanka? Eray derse Eray evet, ölüyor. Evet Eray ölüyor. Eray. Eray mi diyor? Eray. Tamam. Eray 3 oy. Aramızdan ayrılıyorsun. Şu anda Urgan'ı boynuna geçirirlerken son sözlerini söyleme hakkına sahipsin. Buyur abi. Ben elleri indirebiliriz. Tabii ki de. Ben şöyle bir şey söylemek istiyorum. Yani köyde tamamen kimse kimseyi dinlemediğini düşünüyorum. Ben kendim açıklamaya çalışırken bir anda oklar tamamen bana yöneldi. Yani bu köyde bağırarak şeyle falan oynanılıyorsa bir sonraki köyün ben de böyle oynarım. Bir köylü kaybettiniz. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Teşekkürler sevgili Eray. Aga görüşmek be. Üzere. Görüşmek üzere. Evet. Hep Çağrı beraber ne yapmaya çalışıyor? İnşallah doğrudur. Hep beraber gecenin karanlığına doğru ilerleyelim arkadaşlar. Buyurun. Doktor beni koru. Doktor beni koru. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Doktor beni koruman lazım. Görüşürüz. Ferit dön. Abi zor. Eray çok büyük sıçtı ya. Yani hedefim ben olmam lazımdı. Eray aldı bütün hedefleri ya. Şu anda bu arada senin üzerinde de şüpheler var. Onun evet şüpheler var. Nasıl sıyrılacaksın? Şöyle sıyrılmam lazım. İki kişinin kavgasından birini öldürmem lazım. Eray'ı öldürdü Elvind. Ama şimdi Punky'yi öldüremem. Punky'yi öldürürsem direkt oklar bende olur. Bu arada Çağrı bir şey lazım. Diyorsun ama. Çağrı efendim Çağrı'cığım. Tamamdır. Kemal'i öldürsem Kemal'i kandırırım ya. Kolay kandırırım Kemal'i. Burada Punky'yi de şey yaparım da. Elvind'i öldürmek lazım ya. Elvind diyorum ya. Elvind diyorsun. Yani tamam. Bir dakika dur. Şükrü olmaz. Yok. Elvind ya. Tamam. Kilitliyorum o zaman. Tamam. Babacım dön babacım. Gel. Babacım, vampirler kurbanını seçti. Şimdi sıra sende. Bakalım bu el doğru kişiyi kurtarabilecek misin? Ben kendimi koruyorum. Bir kere koruyabiliyorsun kendini, onu söyleyeyim. Ha. Bir kere kullanıyorum, bir daha hiç kullanamayacağım.
Evet, bir kere kendini koruma hakkın var. O zaman Kemal'i koruyorum. Kemal'i koruyorsun. Tamam. Aynen. Tamam babacığım. Dönüyorum kanka. Hadi görüşürüz. Tamamdır. Alo. Arkadaşlar. Günaydın. 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 Evet. Acıyla uyandım yine. Korunmuş olmam lazım ya. Tüm müdahalelere rağmen. Yakıyorum. Ya. Yakma yakma. Boşuna yakma. Ben yakıyorum. Tüm müdahalelere rağmen Kaan'ı kurtaramadık arkadaşlar. Evet, şimdi çarşı pazar sizde artık. Kemal ne oldu? Kemal'in bu tripler ne abi? Kemal bir derde girdi, farkında mısın? Aynen. Abi şöyle. Ha, çok üzüldün. Olayı şu an ya, üzüldüm, bir köylüyü kaybettim. <düşünüyorum. gülüyor> Ne oldu ya? Tamam abi, ben ki, ben kendim öleceğimi düşünüyordum. O sırada sanırım doktor ya Şükrü'yü korudu ya beni korudu. Bir köylüyü kaybettik yani. Buna deli gibi üzüldüm şu anda. Ama burada bunu kahkahayla karşılayan bir Ferit Itış'ın Karakaya. Ha kanka ya. Bak onu Kemal direkt mesela Allah Allah, şey oldu ben... ya direkt panki dedi yine. Şüpheli bir hareket daha. Hadi hani. Panki mi öldü dedi. Oğlum, hemen panki mi öldü? Şu an neden biliyor musun? Vampirler seni öldürseydi direkt oklar bana yöneltilecekti. O yüzden. Bence tamam Ferit gitti Kaan'ı öldürdü. Ben... Kat çekmemek için. Aga ben seni korudum. Gece. Anladın mı? Şu an bunu söylüyorum. Seni korudum gece. Çünkü sen de ölseydin direkt bende olacaktı hedefler. Dur ben direkt ben ölecektim yani, beni alacaktınız. Gel kanka. Hayır hayır, konuşurken kanka. Ferit, ağzından Ferit anlıyorum mu? Ben Ferit, seni. Ferit doktor mu? Bak doktoru şimdi. Başka. Bir doktoru kınamıyorum şu an. Doktor benim. Gece. Doktorum diyen var mı? Ben de doktorum. İlk gece Şük... Ne? Şaka yaptım. İlk gece Şükrü'yü korudum. İkinci gece, ikinci gece Punky'yi korudum. İkinci gece Punky'yi korudum. Punky'yi korumamın sebebi de eğer Punky'yi korumasaydım büyük ihtimal Punky'yi öldüreceklerdi. Şu an benim üzerime oynuyor çünkü vampirler. Punky de ölseydi direkt hedefler ben olacaktım ve beni asacaktınız. Hiçbir korumam olmayacaktı. Çünkü Punky ile çatıştım. Punky'ye oy verdim. Ferit sıçtı. Söylüyorum. Ben de öyle düşünüyorum. Söylüyorum. Sıçtı. Hocam neye sıçtı? Alabilir miyim? Alabilir miyim? Abi dur ben... Buyurun, Kemal hocam. Sen doktorsun değil mi? Sen de evet. Canları kurtardın. Kurtardığın evet. Canları eksik saydın. Üçüncü eldeyiz. Üç kişi öldü. İki kişi saydın. Nerede o öbür... Oylamada öldü Kemal. Oylamada öldü Eray. Ama ne ara oyladınız onu? Ne ara oyladınız onu? Sen verdin koyu. O ne ara oylandı onu bir söyleyin. Baba ne anlatıyorsun ya? Abi ben bir şey söyleyeyim mi? Ben... Bir dakika, hayır. Lan nasıl as bir Ferit'in? Manyak mısın sen? Eray oylamada öldü. Ben... Ne öldü ya? Doktor olduğumu açıklayayım o zaman değil mi? Mantıklı olan hamle oyun bitiyor ya çünkü. Ya sen vampir misin ya? Oğlum Ferit'in gerçekten sen bitiyor. Doktor musun? Bak şaka mı ben değil mi? Ben doktorum kanka. Sen hatta dedin ki beni doktor beni korusun. Ben seni korudum. Niye onu korudun? Niye? Kemal'in ölme ihtimali yoktu. Yine beni koruman lazımdı iki kere. Kemal seni nasıl ilk kere korudum kanka? Tamam, ama bir daha koruman lazımdı. Ama ne bileyim mesela senin dediklerinden dolayı hiç şüphe yarattığını düşünmedim ben. Ha, öldürmezler zaten dedin. Aynen hiç öldüreceğini düşünmedim. Ben hatta düşündüğüm de oldu tamam, yani. Niye az önce ben doktorum dedikten sonra şaka dedin? Neyden korktun? Hesap bilmem. Mı yaptın? Hesap kafada sonra hesap yaptım. Geri doktor olduğumu açıklamanın vakti geldiğini düşündüm. Şeyden mi korktun? Doktor olduğumu açıklarsan beni öldürürler diye mi korktun? Evet. Sen kimleri korudun? Onları say. Ben mi? Aynen. Seni korudum, Şükrü'yü korudum. İlk gece Şükrü'yü korudum diyor. İlk gece Şükrü'yü korudum. İkinci gece korudum diyor. Aynen kanka. Aynen kanka. Yemin ediyorum. Kanka inanılmazsın ya. Kaç gün kişinin önünde beni niye rezil ettin az önce sen? Ben mi? Oğlum sen kendi kendine rezil oldun manyak. 3 gece oldu dedin 2 gece oldu. Bak ben söyledim söyleyeceğimi. Yalıyor ya bir de.
Benim oyum hazır abi. Kafam çok karıştı. Oylamayı başlatalım mı? Her şey ortada. Şükrü, abi ben Şükrü bilmiyorum bir şey diyeceğim. Ya. Abi. Şükrü abi, de vampir olayı bilirmiş gibi gelmeye başladı bana ya. Şükrü, Allah belamı versin sen bu olayı çözersin. Kafamda sanki ikisi de vampir. Bak ben doktorum. Öyle bir şey gibi canlanıyor şu an. Sence nasıl? Ben, oğlum ben ya doktor oyunda... claim'i atıyorum. Adam diyor ki doktor hayır ben doktorum diyor. Sonra şaka diyor. Böyle bir şey olabilir mi ya? Ben bu oyunda şöyle düşünüyorum. Ben hala ölmediğime göre vampirlerden birinin ya ferit ya punk olması gerekiyor. Benim doktor olduğum belli ama değil mi sen ölmediysen Şükrü? Hayır öyle hayır. Bir şey de var. Bir dakika. Şimdi bir vampir ben neden ölüyor. Olabiliyorum? Bir vampir ölüyor. Ha Kemal'i haklı çıkarttın. Eray tamam. Vampirdi. Kemal'i çıkartmamın sebebi vampirler çok doğru ilerledi. İlk gece benim koruncağımı fark edip Çağrı'yı öldürdüler falan. Kemal komik olsun diye yine beni gösterirdi gibi geliyor. Kemal'i ben köylü olduğunu düşünüyorum. İkinizin arasında kalıyorum. İki doktor claim'i geldi. Ben Çağrı'nın doktor olduğunu düşünüyordum ilk öldüğü gün. Çünkü burada kendini korumayıp beni koruyacak adam o vardır diye düşündüm başta. Wow, okay. Ama sonradan karar verdim. Herkes bunu yapabilir. Çünkü ilk gece ben öldüğüm için herkes doktorluk göreminde beni gösterebilir. Şimdi Ferit'ten ben başından beri şüpheleniyorum. Ama Ferit beni daha bir kere bile suçlamadı. Herhangi bir ikimizin... ikimizin köylü olduğu bir oyunda birbirimizi suçlamadan geçirdiğimiz bir oyun olmadı. Belki kıyamadı. Belki bu sefer oynasın lan çocuk. Bir sonunu görsün dedi. Ama Ferit daha ağır basıyor. Vampir olarak görüyorum Ferit'i. Yani sebep bu mu abi? Açıkçası abi... elimizde bir kanıt yok. Sadece doktor claim'ini ilk söyledim. Onun elimizde hangi... nasıl bir kanıt yok? Adam bak doktora claim'liyorum. Diyorum ki ilk evet. Gece seni korudum diyorum. İkinci evet. Gece Punky'yi korudum diyorum. Tamam. Tamam ondan sonra Punky çıkıp diyor ki ben doktordum diyor. Şakaydı diyor. Sonra tekrar doktorum diyor. Tamam aradaki olay şu. Bu oyunu yani vampir olsa 3 kişi ölüyor. Elbet doktor ölmüştür diye ortaya atabilecek bir sen varsın. Ve oradaki ilk oyunu sen attın ortaya. Punky orada ben vampir doktorum dediğinde biz hepimiz aynı anda abi, tepki verdik. Abi bir oyun atmıyorum. Korktu. Evet korktum orada. Bir de oyunu da bilmiyorum. Çünkü yanlış bir hamle mi yaptık? İnanılmaz bir EP şu an ya. Punky gerçekten vampir çıkarsa burada Punky. Hani saflığıma gitmiş abi, olacağım. Bu iki sakın, adam sakın. Bizi iyi olmasın lan bu iki adam. Bak ben onu diyecektim ilk aslında. Bak ben Ferit'le Eray'dan çok eminken bir anda Ferit'le Şükrü'ye kaymaya başladım kanka. Yok artık ya. Bir şeye önerebiliyor muyuz Efe? Peki ben Ferit'le asıl ya. Şunu asıl. Oyunda iki vampir bile karşısında şu an. Yani ben Ferit'i suçlamam. İkinizi bir tutuyorsanız burada Ferit'i suçlamazdım ki. Kemal'i ikna edip seni astırmaya çalışırdım. Hem de yanlış bir kreyim yaptım. Tamam. Doğru. Kemal, Ferit vampir abi. O zaman. Tamam. Biz vampir öldüyse öğrenebilir miyiz? Şöyle mantıksal olarak çıkarım yapabilirsiniz. Yani ben bir şey açıklayamam. Abi. Ne diyorsun lan? Ne diyorsun oğlum? Düzgün açık oğlum, konuşsana. Mantıksal Uğur. Olarak çıkarım. Helal olsun kanka. Ben konuşamam diyorum. Kanka ne helal olsun. Abi Ferit benim üstüme oynuyor. Bir dakika. Kemal. İki vampir kalmış olasılığı, olma olasılığı var. Yok çok bence çok az ama. Doğru ama diyor Şükrü. Evet, bayağı az kanka. Öyle diyeceğim ben Şükrü abi. Oğlum bu Kemal mi vampir yoksa ya? Kanka dur sakın onu karıştırma bir ortalığa şimdi durduk yere amına koyayım. Ferit abiden ortalığa çıkarak Şükrü abiden ortalığa çıkarak şöyle bir şey diyeceğim ben. Onun yapacağı taktik vardı ya beyin yaptı bir. Dedi ben sana oynardım. Kemal'i de yanıma çekerdim. Zaten Ferit'i oynamazdım iki vampirsek. Ferit şu anda aslında bunu yaptı. Sana oynayarak beni yanına çekmeye çalışarak anladın niye mı? Niye yanıma çekmeye çalışayım? Oğlum ben bak olanı söylüyorum. Ben doktorum aga. İlk gece Şükrü'yü korudum. İkinci gece Punky'yi korudum çünkü Punky ölseydi ben suçlanacaktım. Ben sadece bunu söylüyorum. Kimseyi yanıma çekmeye çalışmıyorum. Punky'ye de helal abi, olsun diyorum çünkü çok iyi oynadı. Hayır ya hayır. Ben beni asabilirsiniz yani sıkıntı yok. Aynen Ferit'e asalım beyler. Ben yapacak bir şey yok. Şey asalım ya. Vallahi asalım. Abi basalım. Şu sadece. Şu basalım bitecek oyun. Sen yapmış oldun abi. Benim sadece dediğim şey bu. Ama şu an böyle deyince de ya herkes yalan abi sen bana güven. Kemal. Herkes yalan dolanıyor. Ferit şu an köylü olsa içimizden geçerdi ne kadar salak. Arkadaşlar bu oylama kısmı gerçekten çok uzadı. Yavaştan oyları alalım o zaman. Ya verelim Ferit'e bitsin oyun bir dahaki oyuna geçelim. Abi de başlasana.
Ben veriyorum oyumu. Şükrü'den ben, başladım hadi. Ben Ferit diyorum çünkü köylü olsaydı şu an siz salak mısınız? Nasıl bu beyti yiyorsunuz diye çıldırıp çok erken... Gözlerinden ateş çıkardı Ferit. Yani. Firmalar sponsor olmuş. Niye öyle şeyler yapayım siz? Ondan mı yani? Bu mu? Aynen bu mu Ferit gerçekten? Hayır yapmıyorum abi. Ne, yani oyunun başından beri yaptın mı bir kişiye? Hayır abi. Uğur. Mesela şimdi Kemal... Efendim Ferit kanka. Nasıl şükür, bunu yersin şükür diye kızmadın ve ben seni senin suçlamıyorum dedin. Kemal bir şey yemiyor abi. Sen yiyorsun amına koyayım. Tamam ben... Ya abi devam. Kemal sana uyuyor zaten. Sen yiyorsun şu an. Ben bir şey demiyorum o yüzden. Seni şu an niye salak gerizekalı diyeyim ki? Öyle biri olmadığını biliyorum. Ferit harbiden çok iyi oyuncu ya. Bu adam her oyunda yetenekli olurum ya. Ya Uğur. Ben yemin ederim öyle bir adam çok az gördüm ya. Görmedim belki de. Eğer Uğur'unki RP'yse, Uğur vampirse ben yedim abi. Yediğim RP'leri kabul ediyorum. Ben Ferit vampir diyorum. Yani ben de öyle diyorum. Tamam. Uğur ha, elini indir oğlum. Ben Ferit'e kaldırıyorum Şükrü. Tamam. Ferit 2. Ha, ben de kaldım. Ferit senin oyun kime? Benim oyun Uğur'a. Yani kendine ver bitsin işte ya. Neyi zorluyoruz? Kemal oyun kime? Kanka Kemal. Şükrü'ye verirsem anlamsız kalıyor ama beni aynen çok ikna etti kendisi. Bir dahaki oyun kanka. Ona göre Ferit'e verdiğin an bir dahaki oyuna geçtik. Oğlum ikiniz Fresh beni şu an sıkıyorsanız var ya her yerde rezil olacağım. Allah hayır Allah hayır ya. Kemal bana güven. Tamam bu ben kolay kolay demem. Bari. Tamam şunu yapayım bari arkadaşlar var rezil olmadan. Her yerde çünkü mal Kemal diye paylaşılır öyle bir şey olursa. Instagram kendine müsten takip edebilirsiniz. Bari öyle avet şeyiyle. Öyle abi şimdi paylaşılacaksa her yerde salak yerine konulacaksam yine. Abi Şükrü'ye uydum de. Şükrü'ye uydum de. Şükrü Ferit'i gösterdi de. Instagram Utenaras bu arada. Oradan aynen şey yaparsın abi. Tamam Instagram Utenaras Şükrü Ferit'i gösterdi diyorum. Aynen. Verdin mi oyunu Kemal? Verdik. Verdim Ferit. Tamam. Boşuna Instagram verdiniz. Bu edit hiçbir yere düşmeyecek. Ferit vampirde oyun biter arkadaşlar. Lan ya. Tebrik ediyorum. Durulmaz. Tebrik ediyorum. Kolaydı. Kanka bir şey söyleyeceğim. Bu şekilde nasıl bir RP'ye girebilirim ki ben zaten? Doğru. Ben imkanı yok lazım yani anladın mı? Ben yanlış. Ya bak olabildiğince. Eray çok erken gitti. Abi Eray'a dedim ki oyunun başında. Eray dikkatleri benim üzerime çek tamam mı? Ben gerekirse suçlu olayım. Hani vampir olayım. Ama sen kurtul bir şekilde. Yani beni kanıtlamaya çalış dedim. Abi Herif git oyun... kendi öldü aman okuyayım. Bütün dikkatleri üzerine çekti. Gözünü seveyim abi dur. Bak şimdi Kemal orada dedi ki yok Eray çağırıyor öldürdü. Niye öldürdünüz dedi o zaman? Niye sanki öldürdünüz? La Ferit abi söyledi çağırıyor öldürelim diye. Ben söyledim çünkü. Vallahi ben Eray'dan bekliyordum. Ben Eray'dan bekliyordum. Bir şey söyleyeyim mi? Hayır, Çağrı'yı öldürmemin sebebi şu. Çağrı'yla oyunun başında hafif gülüştük falan. Sen misin yoksa vampir falan oldu ya. Gelerek Çağrı'yı öldürdük. Orada hayır, zaten çöz. Benim üzerime gelsin oklar. Ben öleyim. Eray kurtulur. Eray yürüsün oradan, anladın mı? Olur mu abi? Kemal direkt oyun açıldığında Eray Çağrı'yı öldürmüş diye girdi. Punk de evet abi, evet doğrudur diyor. Ama ben şunu anladım. En az, yani konuşmayacağım. Harbiden böyle